geçmeden Iğdır köyüne dönüş vakti gelir. Döndüklerinde üç kız bir anayı büyük bir acı beklemektedir. Dönmelerine çok az kala idare etmiş olan baba son nefesini tüketmiştir. Yaylasından inmiş köy yolunu tutmuş üç kız bir ana, köylerine varıp acı haberi duyunca çıkıp dama, "Oy, oy!" diye ağlamaktadırlar yana yana. Köyün ozan delikanlısı kurbani kılıç da sokulmuştur yanlarına. Üç kız bir ana ağlarken yana yana, gözyaşları düşerken yanaklarına, çanak tutmaktadır yüzyıllarca gönüllerde akacak bir türkünün ilk damlalarına. İleriki yıllarda bulutlar öper yüzünü, süsem sürür, bitirmişem ve al alma gönül alma gibi birçok türkünün söz sahibi olacak olan 1 Temmuz 1923'te Kurban Bayramı'nda doğmuş Kurbani Kılıç da bu türküyü yakan delikanlı. Ankara Radyosu'nda Yurtlar Sesleri yapan bu ülkenin halk müziğine sonsuz gönül ve emek vermiş Kuzaklar Sarı Sözen, Kurbani'yi de üç kız bir anayı da keşfetmiştir. Sarı Sözen'in 1950'deki 373 eski derlediği 14. derleme gezisi sırasında Kars'ı ziyaret eder ve bu türküyü TRT repertuarına Yaylasından İnmişler ismiyle kaydettirir. Kurbani her şeyi bırakır, bir elinde sazı, gömlek cebinde yeni cacık arasını alır, ailesiyle Ankara'ya gelir. Daha sonra radyo evinde çok sevilir Kurbani. Muzaffer Sarı Sözen'le başlayan radyo yolculuğu Nida Tüfekçi'yi tanımasıyla devam eder. Ali Ekber Çiçek ve Aşık Daimi de Kurbani'nin çok yakın dostudur. Kurbani Kılıç 26 Nisan 1996 tarihinde sazla, sözle, aşkla geçmiş bir yaşamın ardından aramızdan ayrılmıştır. İşte o muhteşem türküyle, sazıyla, sözüyle, baba mirası güzel türküsüyle Ali Feza Kılıç. Evet.